Apollyon bazı sırlarının kayıp olduğunu fark etti ve anında hırsızın kim olduğunu öğrendi. Tartaros'a fırlatmakla tehdit ederek Hermes'le yüzleşti. Hermes yalnızca uyumakla ve anne sütüyle ilgilenen bir günlük bebek olduğunu iddia ederek sırları çaldığını inkar etti. Hermes kutsal yetki alanının hırsızlık ve hırsızlar olduğunu söyleyerek bebeğin yalanına güldü. Apollyon Hermes sorununu babası olan Zeus'a götürdü. Zeus da Hermes'in inkarlarını hoş buldu ama sığırların yerini göstermesini emredince Hermes de gösterdi. Böylece iki tanrı barıştılar. Hermes kendisinin icat ettiği liri Apollon'a verdi ve bu aleti müzik tanrısı olarak Apollon'un dağarcığına ekledi. Apollon Hermes'in sığır gütmesinin hamisi olduğunu kabul ederek bir kırbaç verdi. Zeus Hermes'e yetkilerinden birisi olarak hırsızlığı verdiği için Apollon Hermes'in kendisinden bir şey çalmayacağına dair yemin etmesini istedi. Hermes de yemin etti. Apollon, tanrıların ulağı olarak kendi yetkisinin olaylanması olarak Hermes'e altın krikonu verdi. Yani haberci değneğini hediye etti. Hermes, sığırlardan, atlardan, katırlar, koyunlar ve köpeklerden bununla beraber yabani hayvanlardan sorumlu olacağını, aynı zamanda Hades'in ulağı olacağını da ilan etti. Hermes, tanrılar arasında geç katılan genç Olimposlar arasında gösterilir.